Manşete hoş geldiniz. Önce bir fikri takip, dünkü yayında Cumhurbaşkanlığında, sarayda şu danışmanların, ekranda gördüğünüz danışmanların ya da baş danışmanların neyse fark etmiyor, işlerine son verildiği, görevlerine son verildiğini ve merak etmeyin... Ee, bunlar yüzüstü bırakılmazlar. Mutlaka bunlara bir makam bulunur, bir yerlere atanırlar. Çünkü AKP 20-22 yıldır bu şekilde doldur boşalt geldi geliyor. Tabi yük gittikçe ağırlaşıyor. Kadrolar büyüyor. Şimdi daha evvel birkaç yüz kişiyi çekip çevirirken sonra bu birkaç bin sonra birkaç on bin şimdi birkaç yüz bin kişiyi çekip çevirmeye başladı. Kolay değil. Hepsine bir makam bulacaksın. Hepsine bir mevki bulacaksın ve önceki yaptığı görevle müsavi yani eşdeğer yani onun altında kalmayacak kişiyi Utandırmayacak ya da kişiyi üzmeyecek bir e, teklifle karşısına çıkacaksın. Bir öneriyle karşısına çıkacaksın. Bir makamla, bir koltukla karşısına çıkacaksın. Neticede bu ismi görülen vatan, e, baş danışmanlarla... Yani çoğunun ciğeri beş para etmez. E, bahsetmeye bile gerek yok. Hepsi rejime, saraya neyse biat etmiş kapı kulları. E, hemen birkaçına e, iş bulunmuş işte. E, hemen yani üzerinden çok da fazla vakit geçmeden çünkü... Bu konuşuluyor ya birkaç gün geçerse itibar kaybına uğrayacaklar. Hemen o gün veya ertesi gün veya o günlerde o hafta içerisinde bir pozisyon bulunmalı ki itibarlarına halel gelmesin. Ki öyle de olmuş. Mesela Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip'ten arkadaşı Anadolu Ajansı'nın da genel müdürlük yapan yani hiçbiri bu makamları hak etmiyor. Ayrı bir konu da Şenol Kazancı diye bir zibidi var. Ankara'da herkes bilir. Bu adamın ne kadar zibidi olduğunu da bilirler ama benim kadar açık söyleyemezler. Ben rahatım söyleyebiliyorum. Bir daha bu adamla karşı karşıya gelme veya herhangi bir şekilde bir hesabı olacak bir pozisyonda değilim. Türksel yönetim kurulu başkanı olmuş. Ben 10 sene evvel yazdığım bir yazıda Türksel için Aksel demiştim ve Türksel e aboneliğimi sonlandırmıştım. Vodafone'a geçmiştim o zaman Türkiye dedim 2012 mi 2013 mi hatırlamıyorum. Niye? E çünkü bütün kademeleri yani AKP ele geçirdiği gibi bütün kademelerine kendi atama yapıyordu. Ve hep eski yani hiç şeyde yap, çekinmiyordu da yani eski bakan, milletvekili neyse pozisyonları dolduruyordu. Şimdi bu e, vatandaş Türk yönetim kurulu başkanı olmuş. Öbür işte bir önceki listede olan Ayşenur Kapılı da baş danışmanı sarayda o da e, şirketin genel müdürü olmuş. Yani ikisinin de ne neti, ne mükteşabatı, ne geçmişleri, ne iş tecrübeleri hiçbir şey biliyorsunuz ki e, Türkcell'in genel müdür olmaya veya yönetim kurulu olmaya bir teknoloji şirketi, bir GSM operatörü müsait değil. Fakat önemli değil ki. Şimdi bunun iki mahsuru var. Bir liyakat esası ortadan kalkıyor. İki e, liyakat esası ortadan kalktığı gibi daha tehlike olan, olan şey de şu: Yarın öbür gün hemen herkes bu örneklere bakarak diyecek ki yani Ayşenur e, hanım oraya geçti, Şenol Bey buraya geçti. Sanki onların liyakati mı vardı? Yani o konuda bir birikim olma kişinin bir birikim olmasına gerek yok. Beni de atayabilirsin. Ve bundan sonraki Türksel Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürü veya Yönetim Kurulu üyelikleri söz konusu olduğunda e, ve bir liyakat arandığında veya sen buraya uygun değilsin denildiğinde ne yani Şenol Kazancı denen zibidi çok mu uygundu diye soracak öteki ve haksız olmayacak bu konuda. Böyle de bir durum. Bakın Yeni gene işte atama kararları hep söylüyorum ya. E, mutlaka bir makam bulunuyor birilerine üniversite rektörlüklerine ki bu 15 Temmuz'un Erdoğan açısından nimetlerinden biridir. Daha evvel üniversiteler 3 aday belirliyordu. Bu 3 adaydan birini Cumhurbaşkanı seçiyordu. Demokratik değildi. Yarı demokratik bile değildi ama gene bir şeydi. Ya en azından Cumhurbaşkanının önüne giden adaylar Seçimle ilk üç belirleniyordu. Bazen üçüncüyü seçiyordu Cumhurbaşkanı. ikinciyi seçiyordu. Her zaman birinciyi atamıyordu. Ahmet Necdet Sezer de böyle yaptı. Diğerleri de böyle yaptı. Ayrı bir konu. Fakat şimdi direkt atama yapıyor. 15 Temmuz'un nimetlerinden biri. Yani ne gerek gördüyse işte 15 Temmuz'da 15 Temmuz'dan sonrasında hemen her konuda kararname çıkartma veya kararnameyle ülkeyi yönetme yetkisini aldığı için ve başkanlık sistemiyle de bunu düzenlediği için Erdoğan fark etmiyor artık yani bu işin bir darbe ya da 15 Temmuz ile ilgisinin olup olmaması, bir sivil önlem olarak ortaya çıkıp çıkmaması. İşte Çağrı Erhan Antep'teki isim. E, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış ki o da daha önce sarayda başlanışmandı. Böyle yani. Bakın listeye. Hepsi bir şekilde bir yerlere dağılıyor. Dönelim işte Mehmet Ağar'ın beraat etmesi ve Sivas Katliamı davasının zaman aşımından dönmesi düşmesi söz konusu son iki gündür. Yaman Akdeniz 3 maddede özetlemiş bunu. Üzerine söylenecek söz yok. İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Devlet cezasızlığı asla meşrulaştıramaz. Sivas katliamı asla unutulmaz, unutulamaz. Bitti. Böyleyken böyle. Diyeceksin ki güncel konularda bir şey söyle. İki aday çıktı Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı öncesinde. Özgür Özel ve Örsan Öğmen, Kunter Öğmen adaylıklarını açıkladılar. Valla ben, benim bir şey söylememe gerek yok. Bu konuları kritik edecek halim de yok. Ankara'da bir sürü böyle çene bunu konuşuyor. Vaktiniz varsa dinleyin. Ama ben onun yerine iki bölüm belgesel seyredin. Ne bileyim 90 dakikalık bir romantik komedi filmi seyredin. Yani konusu bir şeye yaramasa bile en azından hoşça vakit geçirirsiniz. Gerek yok, değmez ve bu iş bir yere de gitmeyecek yani. Ragıp Duran çok güzel özetlemiş. Üzerine söyleyecek söz bulamıyorum. Artı bir olarak da kendimi bu e, lafın altına işte imzamı ekliyorum. E, eski kafalardan yeni zihniyet çıkmaz. Ayrıca CHP zaten yeteri kadar eski. Ya yani gerçekten üzerine söylenecek bir şey yok. Dolayısıyla bu elemanları da kendi adaylık ve genel başkan ne bileyim işte koltuk mücadelesinde baş başa bırakmak gerekiyor. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ama mühim bir şey var bugün. Reuters geçti. Amerika'dan Türkiye merkezli 5 şirket ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına Rusya yaptırımı geldi. Rusya yönelik yaptırımların delinmesi bağlamında alınan kararlara göre. Şirketlerin adı orada yazıyor ve işte kim bu kişi dediğinizde bir İlker Doğruyol isimli bir iş adamı olduğu görülüyor. Şirketleri de çok tanımayabilirsiniz. İş adamını da tanımayabilirsiniz. Fakat bu önemli. Çünkü Reuters haber ajansına konuşan ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, Son 18 aydır yani Ukrayna savaşı başladığından beri Türk hükümetiyle ve özel sektörle en, e, endişelerimizi paylaştık ve Rusya'nın savaşıyla bağlantılı olarak yaptırım uyguladıklarımızla iş yapmanın önemli risklerini bildirdik demiş. Yani 18 aydır sizi uyarıyoruz ve ona rağmen siz Rusya ile iş tutuyorsunuz ve artık bu yaptırım da geldi diyor. Yani yaptırım şu anda 5 şirket ve 1 TC vatandaşına ama riskleri de bildirmişler bu artarak devam edebilir. Bu önemli. Eee Batı'nın, NATO'nun, NATO'nun işte ne bileyim başat aktörü Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu tarafa yaptırımları delen Türkiye'yi müsamaha ile karşıladığı ve en azından bu konunun bu konuyu mevzu etmediği biliniyordu. Fakat şimdi mevzu etmeye başlamış belli ki. Ha nereye gider bundan sonra? Yani bu yaptırımlar artarak büyür mü, arkası gelir mi ne olur? Şimdi birinci, birincisi bu Ukrayna-Rusya savaşının seyrine bağlı. Bir bu. İkincisi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyrinde Batı ittifakının Türkiye'yi kapı dışında tuttuğu açık. Üçüncüsü, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyrine bağlı olarak savaşta yaşanacak kritik gelişmelere göre e, Türkiye ve benzer ülkelere yaptırım e, derinleşebilir, artabilir, yeni yaptırım kararları gelebilir. Bu bir işaret fişeği olarak değerlendirilmelidir. Son not: Önümüzdeki yıl hem Amerika'da hem de İngiltere'de seçim senesi. Haliyle seçim senesinde Amerikalılar böyle şeylerle uğraşır mı uğraşmaz mı? Bu tamamen Ukrayna Rusya Savaşı'nın seyrine bağlı. Kritikleşirse yaptırımlar devreye girebilir. Bu minval üzere devam ederse Türkiye sadece basit şirket yaptırımları veya kişi yaptırımlarıyla e, durumu geçiştirir. E, şimdiden şu andan bir şey söylemek son derece güç. Ama Türkiye'deki durum ekonomik gidişat 2 sadece grafik getireceğim ekrana çok hayra alamet değil. İhtiyaç kredilerinde ortalama faiz 2 haftada 13 puanı aşarak %60'a dayanmış. Yani bu e, ko, e, kötü bir alarm. Ve yani politika faizinin 25 olmasına rağmen ki politika politika belli ki artık politika faizinin 25 olması da yetmiyor. Devam. Yakıttan alınan ÖTV geçen seneye göre yaklaşık 4 katına çıkmış. Rakamlar aşağıda detayına merak eden bakabilir. Hükümet fena halde vergilere yüklendi. Fena halde olan vergileri artırıyor. Zaten ÖTV diye bir şey icat ettiler 20 22 sene önce şeyde işte 99 depreminde ve onu artık kaldırabilene aşk olsun. Yani KDV var zaten. Bir de ÖTV'nin ÖTV ne oluyor ama işte oluyor yani. İşte iPhone fiyatlarının neden batıya göre iki katı fiyatla Türkiye'de satılmasının nedeni ÖTV. İşte otomobil fiyatlarında, yakıt fiyatlarındaki durum da böyle. Yani KDV, yani Batı'da sadece KDV var. İngiltere'de, Amerika'da, Avrupa ülkelerinde sadece KDV var. Evet var yani işte kimi üründe %10, kimi üründe %18, kimi üründe %20. Oranlar değişmekle birlikte var. Türkiye'de KDV olduğu gibi ÖTV diye muazzam bir buluşun üzerine AKP bütün vergi politikasını inşa etmiş durumda. Ve açığı bununla kapatıyor maalesef. Son iki notla kapatalım Doğu Ergil gerçekten kulaklara küpe bir duayendir artık ve e, sözlerine itibar edilmeli görmüş geçirmiş e, engin bir e, Türkiye deneyimi olan bir isim. Ve e, üç arka arkaya peş peşe attığı üç tweetle e, vaziyeti e, anlatmış ve esasen bir yönüyle de e, analiz etmiş e, tespitini ve elbette sonucunu koymuş. İyi yönetici olmaz, iyi yönetim olur. Kötü bir takımda iyi oyuncu sonucu etkilemez. Hak etmeyen hiçbir halkın iyi yönetimi olmaz. Evet. Yani bir manada halk hak ettiği gibi idare ediliyor diyor. Kültürel farklılıklarımıza veya inancımıza onu yaşam Yaşama tarzımıza saygı duyalım diyenlerin pek çoğu kendi aidiyetine veya inancına saygı isteyip diğerlerini dışlamasa veya yok etmeye çalışmasa bu iş olur diyor. Kesinlikle öyle. Türkiye'de en önemli sorun kendisi gibi olmayanları bitirmeye, yok etmeye çalışmak ve en önemli buna bağlı olarak ikinci büyük sorun da genelleme. Herhangi bir e, kişinin yaptığı eylemden veya herhangi bir grubun yaptığı eylemden dolayı topyekün bir mahalleyi, topyekün bir camiayı şeytanlaştırma. Ama siz söylesiniz, ama siz böylesiniz. Bu genetik olarak da var. Yani bir kişiyi beğenmezsin ya işte Yozgatlılar'da hep böyle dersin. Ya sen Çorumlu musun dersin. Ya sen Nevşehirli misin dersin. Kütahyalara ne oluyor falan dersin. Yani bu, bu var. Bu şekilde genelleme ve bu şekilde şeytanlaştırma, kötüleme. Bir iki kötü örnek üzerinden topyekün bir e, aidiyeti, topyekün bir camiayı, bir mahalleyi veya bir kabileyi neyse yerin dibine batırma hadisesi. Maalesef bu var. Kültürel farklılıklarımıza veya inancımıza onu yaşama tarzımıza saygı duyalım diyenlerin pek çoğu kendi aidiyetine veya inancına saygı isteyip diğerlerini dışlamasa veya yok etmeye çalışmasa bu iş olur demiş. İşin yöntemi de bu. Doğu Ergil'in ifadesiyle. Bugün Granting'in doğum yıl dönümü 15 Eylül 1954'te doğmuştu. Yaşasaydı 69 yaşında olacaktı. Ne kadar genç yaşta gittiğini görüyorsunuz değil mi şimdi? Ocak 2007'de. Katledildi İstanbul'un göbeğinde ve hala Hrant Dink cinayeti aydınlatılamadı. Bir gün ülkenizin normale döndüğünü görürseniz bilin ki Hrant Dink, Hrant Dink cinayeti aydınlatılmıştır. Hrant Dink cinayeti aydınlatılmadığı sürece geriye doğru bütün ilişkiler, bütün sıralı sorumlular ortaya çıkarılmadığı sürece, bütün organizasyon ortaya çıkarılmadığı sürece de ne ülkenin iki yakası bir araya gelir ne de ülkeniz için normalleştik diyebilirsiniz diyor ve bir haftayı daha noktalıyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.